Galiba Türkiye'nin kaderi hep böyle olacak. Yani çok istisnai durumlar dışında yine Türkiye'yi sağcılar yönetecek. Ve şu haliyle bakıldığı zaman birçok kendini solda gören insan da tabii ki bu seçeneğin, Meral Akşener seçeneğinin Erdoğan'a kıyasla daha iyi olduğuna, onunla beraber birçok şeyin daha iyi olacağına inanıyor, inanacak, onu tercih edecek. Ama şu haliyle bir de tabii CHP birinci parti olarak gözüküyor ve muhtemelen Cumhurbaşkanı da CHP'den çıkacak. Bir şekilde CHP'nin Kılıçdaroğlu ihtimalini hiç yabana atmamak lazım ama ya da CHP'nin içerisinden birisi çıkacak. Ve burada bir süre sonra Cumhurbaşkanı sembolikleşecek ve tekrar Türkiye siyasetine sağcı başbakanların damga vurduğuna tanık olacağız. Yani ben bu filmi hayatımda çok ama çok seyrettim. Ve kendini sahada görmeyen birisi olarak tabii ki üzüntüyle ve kızgınlıkla seyrettim. Şu haliyle insanların tercihi bu olabilir ama sonuçta Türkiye'nin kaderinin yine sağ ile şekilleneceğini ve merkez sağda yeni bir tahkimat halinde ki bunu Meral Akşener yapıyor gözüküyor. Ali Babacan'ın bu konudaki beklentileri tam karşılayamadığı ortaya çıktı en azından şimdilik. Muhtemelen Ali Babacan da parlamenter sisteme geçirdikten sonra AKP'de yaşanacak olan dağılmadan kendisinin olumlu etkileneceğini hesaplıyor olabilir. Ama şu haliyle bu işin esas aslan payını Akşener'in ve İyi Parti'nin aldığını özellikle vurgulamak lazım.